Değerli izleyiciler, kırsalda yaşamda bugün Yüksekoluk köyündeyiz. Yüksekoluk köyü 4 mahalleden oluşuyor. Toplamda bir köy. Ama burası gerçekten cana can katan bir havaya, bir suya, insanların çalışkanlığına sahip. Muhtar Ahmet Kemik ve azaları, diğer köy sakinleri bizleri buraya davet ettiler. Burada hem köyün tarımını, köyün hadi turizmini diyelim, gerçekten iç turizme çok katkı sunacak çok güzel yerleri var. Su pınarları var. Onları da çekeceğiz. Sonrasında akşam iftara davetliyiz. Bir iftar nasıl açılıyor köy yerinde? O dayanışma, o kardeşleşme nasıl yapılıyor? Bunu da sizlerin huzuruna getireceğiz. Sayın muhtarım şöyle yanıma gelin. Muhtarımla beraber bir merhabalaşalım. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun. Evet, Yüksekoluk köyündeyiz. Gelirken de güzel görüntüler toplayıp geldik yanınıza. Hoş geldiniz. Şöyle birkaç cümle. Yüksekoluk köyü nasıl bir köy? Neredeyiz? Kaç rakımda, kaç nüfustayız? Yüksekoluk köyü Toroslar ilçesine bağlı bir köy. Biz hala köy diyoruz. Aslında mahalle olduk ama. Şehre uzaklığımız şu an Çağlarca üzerinden gelirsek 54 kilometre. Ama şu dere yol diye bir yolumuz yapılıyor. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu yola bugün başladılar. Oradan yolumuz 18 kilometre, kısalarak 35 kilometreye düşüyor. Bu mesafe, 18 kilometre mesafe şey olarak, ekonomik olarak da çok önemli. Bunun inşallah bir ay içerisinde bu yolumuz bitecek, asfaltlanacak. O zaman biz sizleri yine davet edeceğiz bu yolun açılışına. Bu yol bizim için çok önemliydi. İnşallah bu yolumuz bitiyor. Yüksekoluk köyü 537 haneden oluşan bir ve 4 mahalleden oluşan bir köy. Nüfusumuz resmi kayıtlara göre 2014 yılında ben muhtar seçildikten sonra resmi kayıtları 497 idi. Ama bir yayla köyüyüz biz burası. Yazın nüfusumuz 2500 ile 3000 arası değişiyor. O yüzden buradaki her türlü hizmetimizi veriyoruz. Ama şimdi mahalle olduğumuz için bazı hizmetleri belediyeden almak zorundayız. İlk planda Toroslar Belediyesi'ne bağlı olduğumuz için Toroslar Belediyesi ilk planda biz çöp konteynerleri aldık buraya. Çöpümüzü almamız lazımdı. Onu çöp konteynerinde aldık. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı günde 3 defa sefer koydu buraya. Belediye otobüsümüz çalışıyor. Öyle bir yayla köyü. Burası rakım olarak denizden yüksekliğimiz 1300 metre. 1300 metredeyiz şu an. Geçim kaynağımız bizim çiftçilik. Ben de emekli bir askerim. Emekli olduktan sonra geldik, çiftçilik yapıyoruz. Üniversite mezunuyum. Ama burada eksik gördüğümüz noktalar vardı. Onları yavaş yavaş gidermeye başladık. Hedeflerim vardı benim. İki büyük hedefim vardı. Bir tanesi sulama göletiydi. Sulama göletimiz Devlet Su İşleri Bakanlığı tarafından, başkanlığı tarafından yapılıyor. Devam ediyor sulama göletimiz. Diğeri ise az önce bahsettiğimiz yolumuzdu. Yolumuz da asfalt olduktan sonra bu köyde daha refah olacak. Bakir bir köy. Yani burası dışa açılmamış, turizme açılmamış bakir bir köyümüz burası. Buraya biz insanları davet ediyoruz. Gelin, görün. Buradaki köyde herkesin birbirine kan bağı var. Akraba ise birbirimize. Geçim kaynağımız dediğim gibi tarım üzerine. Biraz da ne diyeyim, yörüz aslında. Bizim aslımız hepimiz yörüz burada. Burada yörükçü yapan göçü bayatı deyip de şeye giden, devletin şu an merasına giden yörüklerimiz var. Hayvancılık yapıyorlar. Böyle bir köy. Şirin, Mersin'e uzak. Harika bir köy burası. Hadi gezelim o zaman. Gezelim. Değerli izleyiciler, Yüksekoluk köyündeyiz. Köyümüzü, köylümüzü, üreticimizi, çiftçimizi tanıyoruz ama tabiata bakıyoruz. Tabiata bakıyoruz. 1400 metredeyiz. Ahmet muhtarım söylüyor. 1400 metre mi? Evet, 1400 metre. 1400 metrede hangi ağaçları görüyoruz? Ardıç, çınar, daha yukarılarda ileden dediğimiz ağaçlar var. Ladin dediğimiz. Ladin dediklerimiz var. Onlar var. Tamam, şimdi arkamda gördüğünüz çınar. Kaç yıllık bilmiyorum. Kaç yıllık muhtar?
Ben de bilmiyorum. Annem, benim 75 yaşında. Anneme dün akşam da sordum. Anne, bu çınar kaç yaşında biliyor musun dedim. Annem, oğlum ben bildim bileli aynı dedi. Herhalde bir 150 yıllık vardır diye düşünüyorum. Evet, Ulu Çınar orada. Şimdi bir üretici, çiftçi, köylümüz Yüksek Oluklu Turan söylüyor. Evet. Diyor ki ben o çınarın gövdesi oyuk, gövdesine 12 inek sığdırdım diyor. Bizi buraya kadar getirdiler. Bir bakalım nasıl sığdırmış. Şimdi beraber çınara gidiyoruz. Hadi buyur. Evet değerli izleyiciler, çınarın kökleri üzerindeyiz. Kökleri üzerinde duruyoruz. Şöyle dokunduğumuz zaman uygarlıklara dokunmuş gibi oluyoruz. Osmanlı burada, Osmanlı'dan öncesi burada. Bu çınar Allah bilir kaç yüzyıl neleri gördü, nelere şahitlik etti, hangi medeniyetlere. Şimdi muhtarımın yanına geldim. Selamun aleyküm tekrar. Aleyküm selam. Evet, siz buranın namını duydunuz mu abi? Gel, şimdi seni bir tanıyalım. Ben Suat Bulat. İsmim Suat, soy ismim Bulat. Yüksek Oluklusun. Yüksek Oluk köyünden. Yüksek Oluklu olmak güzel bir şey mi? Gururlu, şerefli, güzel bir şey. Bütün köyler öyle de. Herkes öyle de niye tabii. Yani burada bir fazlamız var mı Yüksek Olukluların? Yüksek olduğu başta. Yüksek. Şimdi Anadolu'nun bozkırlarında böyle çınarlar görürüz böyle. Evet. Yüzlerce yıllık. Bir tanesi de bu. Çocukluğunuzdan bilir misiniz burayı? Ben 7 ile 10 yaş arasında burada hayvan güttüm. Bunun dibinde bizden 15 yaşında civarında, biz 7 yaşlarındayken 15 yaşında bir arkadaşımızın burada yıldırım düşüp vefat ettiğini ve cenazesine de burada gelip hakimin keşfettiğini biliyorum. Tamam, bu kötü bir hatıra olarak kalmış. Şimdi sen şeyi söyle. Burada arkadaşım şimdi içini gösterecek. Bu çok büyük bir şey. Nasıl bir ağaç bu yani? Nasıl bir çınar? Buna çınar diyoruz biz. Ebemizden, dedemizden duyduğumuz buladan derler. Çınar derler. Bizim çocukluğumuzdan daha öncesinden benim bildiğim Allah bilir ki asır az şimdi. Asır. Muhtar Ahmet Bey, şimdi bak, burası bu bir anıt ağaç. Evet, anıt. Bunu tescil ettirmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Burası aslında bir tescil ettirmek lazım. Şimdi içine arkadaş birazdan gördüğümüz zaman bir 25 kişi bunu etrafına çeviremeyiz. Aslında bu yaşayan bir, ne diyeyim size, eser bu. Yani burasını siz de geldiniz. Bizim de çocukluğumuzda biz burayı biliyoruz ama şu an daha muhteşem, daha bir şey. Ulu Çınar demek ki bu oluyor. Eyvallah, Ulu Çınar demek ki bu oldu. İşte Osmanlı için deriz, sonra Evet. Türkiye Cumhuriyeti için Evet. deriz Ulu Çınar. Evet, Evet. Yüksek Oluklusunuz. Evet. Ama başka bir mahallenin de muhtarısınız. Evet, Mersin'de Yusuf Kılıç Mahallesi'nin muhtarıyım. İsmim Şeref Bolat. Şeref, şimdi hep Bolatlara mı denk geldik şimdi? Şeref, Yusuf Kılıç Mahallesi, buradan da oraya bir selam gönderelim, Toroslar Evet. ilçesinde. Yusuf Kılıç ismini nereden alıyor mahalleniz? 1946 ile 48 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir büyüğümüzün ismi. Allah rahmet eylesin. Şimdi Yüksek Oluk'tayız. Çınara getirdiniz bizi. Evet. Gerçekten görgümüz arttı. Yani yaşama saygımız daha da arttı. Bu ağacı görünce. Şimdi içine de gireceğiz ama içine de nerede şey Turan? Turan, bunun içine girilmez, değil mi? Girilir. Yani ben girmemeliyim. Ne için? Buraya çünkü 12 tane inek sığdırmışsın. İnek mısır bir hayvandır. Güzel bir şeydir, girilebilir. Doğru, inek Biz de inek. burada yattık kalktık çocukken, evimiz buradaydı. Şakası bir yana, evet, burada yattınız kalktınız. Kaç kişi yatıp kalktı? Bir aile 5 kişiydik biz. 5 kişilik bir aileydik. Daimgil de vardı, bilmiyorum, 8-10 kişi kalmıştık. Şimdi değerli arkadaşlar, hava çok serin. Yani Evet. giderek serinlemeye başladı. Şimdi öğleden sonra, değil mi? Saat Evet. kaç oldu? 2 oldu. Hava sanıyorum böyle 20 derece falan şu anda. Güzel serin bir hava. Tabii dağ başındayız. 1400 metredeyiz. Şu çınarın içine girelim mi diyorsun? Girelim, girelim. Sonra yarın şey dersin sen, içerisine girmedik derim. Yok. Şu kadar adam sığdırdım dersin artık. Olabilir. 12. Yalan yok.
Evet değerli izleyiciler, şimdi Turan Bolat'a bir mikrofon uzatalım da buraya şimdi artık insan girdirdim diyecek. Şu kadar kişiyle oturduk çömeldik der. Ama bir hatıran var burada sanıyorum. Var, bizim evimiz var. Burası bizim mülkümüz. Dedemizden kalma bir arazi burası. Bu ağaç sizin mi? Bizim evet, tapumuzun içerisinde. Anladım işte, bak bunu muhtara da söyledik şimdi. Anıt ağaç bu. Yani bunu kaydettirip belki insanlar gelsin, burada mesire yeri olabilir. Ne dersin? Olabilir, olur. Biz zaten bunu yok etmek istemedik. Yani tarımda bize zararı da oluyor bu ağacın. Gölgesinden dolayı bir şey de yetişmiyor. Ama biz ulu bir ağaç diye bunu bıraktık. Zarar verdirmiyoruz. Hatta koruyabilirsek de koruyoruz. Eyvallah. Koruyorsun ama içeride yanıklar görüyorum. Neden bu yanıklar? Bu yanıklar yıldırımdan dolayı. Yıldırım attığı zaman zaman atıyor. Bu şekilde yanarak zaten herhalde bu şekilde gelmiş bu ağaç. İnşallah sadece ondan olsun da insan zarar vermesin. İnsanlar bazen, çobanlar da yakmış, ateş yakmış olabilirler. Sürekli çünkü gelip gittiğimiz bir arazi değil burası. Biraz uzak mesafe kalıyoruz. O yüzden. Şimdi çınarın başına gelmişken değerli dostlar, muhtar şöyle söyledi diğer muhtara. Dezeoğlu dedi, buraya kadar gelmişken köy programı çekiyoruz. Çiftçi TV'de bütün memleket bizi izleyecek. Bir uzun hava, bir türkü söylemeden olmaz dedi. Biz de diğer muhtarımıza rica ettik. Sesi de güzelmiş yani, herkes öyle evet. Mi Turan? Doğru. Doğru diyor, sesi güzel. Şöyle mikrofonu da size vereyim. Şöyle bir bizi mest edin yani, izleyenleri de şu Ramazan gününde bir türkü ısmarlayalım. Olur mu muhtarım? Dilimizin döndüğünce söyleyebildiğimiz kadar söylemeye eyvallah çalışalım. Durnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Durnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim. Bekleyenim var mı bilmem, gözden uzaklarda benim. Bir sevenim var mı bilmem, uzaklarda benim. Peki 45 yıldır sen köydesin. Evet. Çınar'la kaç kilometre? 1-2 kilometre. Doğrudur. Gelemiyoruz. Doğrudur. Nasıl yapacağız? Çocukları getirecek miyiz? Mutlaka %100. Eşimizi, çocuklarımızı. Abi, benim kızım 18 yaşında, o da görmedi. Şimdi ilk işim, yani bir hafta hiç olmazsa Ramazan bayramından sonra ilk işim çocuklarımı burayı göstermektir. Şimdi bayramda böyle Avrupa turları, Amerika turlarına giden oluyor. Biz de böyle paramız olsa kaçacağız. Halbuki bu çınarın gölgesi ömre bedel. Doğrudur. Değerli izleyiciler, Yüksekoluk. Mersin'in Toroslar ilçesinin Yüksekoluk köyündeyiz. Mahalle olmuş, biz bilmiyoruz. Köy demeye devam ediyoruz çünkü üretiyor. İnsanlar burada gece gündüz üretiyor. Muhtar Ahmet Kemik dedi ki, Deniz Bey buradan köyümüzün 3 mahallesini görebiliriz. 1300 kaç metredeyiz? Şu an 1400 metredeyiz. 1400 metredeyiz. Ardıç ağaçları var. Hemen dağın yamacında. Şimdi mahallemizi bir söyleyelim. Arkada Karaçoban. Yarıkpınar. Şurası da yan tarafımızdaki bulunan yerde köyümüzün ismini aldığı Yüksekoluk mahallemiz. Yüksekoluk. Şimdi şu papatyaları da sevgili arkadaşım göstersin. Çok güzel bir hava var. Şehirlerde yaşamı tüketiyoruz. Gelin dürüst olalım. Şehirlerde yaşamı tüketiyoruz ama yazgımız neredeyse böyle şehirleşme. Şehre gidiyoruz. Binalara, betonlara. Ama burada tertemiz bir hava, mis gibi, sağlık, her tarafı sağlık fışkırıyor. Ama biz ısrarla betonlara gidiyoruz. Evet. Köyümüze geri dönelim. Yüksekoluk, Türkiye'nin bütün köylerini böyle korumak lazım. Sizin burası havasıyla, suyuyla, insanıyla pırıl pırıl. Evet. Daim olsun diyeceğim ama zor. Zor. Deniz Bey bir de şu var. Bizim köyümüz bakir bir köy. Yani bizim burada hiç yabancımız yok. Dışarıdan gelmiş diyor. Buradaki insanlar hepsi birbirine akraba ve hepsinin birbiriyle kan bağı var. Yani bu şimdi bu
mahalli köyümüzün bir yerindeyiz. Birçok yerimiz var. Mesela arkadaşım belki gösterir, şu dağların arkasında bizim Tatık veya Üçoluk dediğimiz mevkiler var. Oralar görülmesi, doğayla iç içesin ve rahatlamak için birebir. Ben aslında buraya geçen yıl muhtar olduğumda da demiştim. Bu insanları buradan çıkartmamız lazım. Çocukluğu buralarda geçen bir sürü şey, insanlar var. Yani en büyük şeyimiz geçen yıl bir dedik ki bir insanlar buradan götüren bir kekik şenliği yaptık. İnsanları götürdük. Onlar çocukluklarını yaşadılar orada. İşte az önce siz de dediniz. Bu çınarı da dedik. İşte az önce muhtar arkadaşlar da dedi. Bir arkadaşım da dedi ki ben 45 yaşındayım, ilk defa geliyorum. Bunlar aslında güzel şeyler. Biz de çok az hareket eden bir milletiz. 45 yaşındayım dedi bir arkadaş. Bu köylü şu çınarı yeni görüyorum dedi. Yani bizim de böyle bir garip yanımız var. Ahmet Kemik arkadaşıma, muhtarıma dedim ki bir bahane bul. Bu çınarın başında bütün köylüyü topla. Biraz yiyin, biraz eğlenin. Çocuklar mesela o kültürü alsın, bir arada olma ve çınarın altında o ulu çınarla buluşma kültürünü alsın. 45 yaşındayım diyor arkadaş. Ben bu çınarın yanına yeni geldim. Hadi bakalım, devam edelim. Evet değerli izleyiciler, Yüksek Oluk adını az önceki oluktan alıyor. Arkadaşım gösterdi. Oradan yaz kış su akar. Selamun aleyküm. Dediler ki Sebahattin amca var burada. Genç, dinamik. Nasılsınız? Allah şükür, iyiyim canım, sağ ol. Sebahattin amca, sen arıcılık da yaparmışsın. Yapıyorum. Bal var mı? Şimdi bal olmaz canım da bal... Yok, böyle satıyor musun? Arada depolayıp birilerine, eşe dosta satıyor musun? Tabii, olursa satıyorum. Eyvallah. Şimdi tam köyün adını aldığı yerin dibine evini yapmışsın, Yüksek Oluk'a. Evet. Nasıl bir yer burası? Valla burası işte dediğim gibi suyun çıktığı yer belli. Ondan kere adını da zaten oradan aldık. Sen burayı nereden buldun? Burası senin mülkün. Babamın. Baban yaşıyor mu? Yok canım, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Hep çiftçilik mi yaptınız? Valla hep çiftçilik. Yaş 33, ondan kere de işe girdim. Mersin İtfaiyesi'nden emekli olduk. Ne zamandır buraya çekildin artık? Şimdi buraya hiç ayağım kesilmedi ki. Yani yaz, kış aşağı gitsem dahi yine buradayım. Hangi hayat? İkisini gördün. Şehirdeki hayatı da gördün, betonların içinde burayı da gördün. Hangisi yaşamaya değer? Yaşamaya buraya değer. Niye? Çünkü niye desem buraya, bura bir bambaşka bir durum ya. Şimdi diyeceksin ki sen neye yapıyorsun? Ben şu durumdaki eğer yaşadığım hayat, başta arıcılık, bir de moralim iyi olursa değme keyfini. Burada morali kimse bozmaz. Ceviz bozmaz morali. Su bozmaz. Hava bozmaz. Çınar da var. Şimdi zaten onu yaşadığın o çınar zaten. Hangisini yaşadın? Yani insanı en fazla yaşatmak, yaşanan... Öyle mi? Çınar. Bir dakika. İnsanı en fazla çınar mı ömrünü uzatır? Evet. Niye? %200 enerji buradan yapar. %300 de kaybeden cevizdir. Ben onu tam anlamadım. Dur şimdi. Çınar ömrü uzatıyor mu diyorsun? Uzatır. İnsan ömrünü. Heh. Niye? Çünkü o enerji... Enerji vermesi %200'dir yani. İnsana? İnsana... Her şeye. Ha, çınar. Ama ceviz aynı yarısı gibi adam işi bitirir yani. Ceviz ömrü kısa. Ama ceviz yiyoruz biz, ömrümüz ya, uzuyor. Yiyor da onun gölgesinde bir şey bitmez, bir şey olmaz. Için. Gölgesi çok ağır. Cevizin gölgesi ağır. Ağır. Çınarın gölgesi hafif. Hepsi çınar gibi olsa yat. Akşama kadar yat, sabaha da yat, ömrün uzun olur. Değerli izleyiciler, Sebahattin abiyle konuştuk. Şimdi evden çıkarken baktık, hani deniz kenarında güneşleniyor ya insanlar, domates fidelerini güneşlendiriyor Sebahattin abi. Niye öyle? Tolu vurmasın diye koydum bunu. Güneşlensin diye değil. Yok. Tolu yağarsa... Şimdi o zaman tolu yağıyordu. Evet. Bundan birkaç gün evvel. Otluya çaktım dedim, tolu vurmasın. Onda da çok yağmadı yani, hafif çilendi geçti yani. Evet, domates fidesini koruyor. Bir dönelim şimdi. Yönetmenim de baksın, ben Sebahattin abi demin bir şey söyledi, tam anlayamadım. Onu bize tam anlat da bütün Türkiye duysun. Cevizin dibinde
uyursak biraz ne olur? Efendim çınarın dibinde biraz uyursak ne olur? Şimdi çınarın dibinde yatarsan nasıl yattın öyle kalkan. Enerjisi %200'dür. Tamam. Ama cevizin dibinde yatarsan onda %200 üretiyor diye, enerji üretiyor diye. Ceviz de %200 kaybeder. Enerjini alır. Enerjini alır yani. Evet, şöyle diyorlar yani, bilimsel olarak da kanıtlanmış diyorlar. Evet. Cevizin salgıladığı evet. Bir gaz mı varmış, bir şey varmış. Onun gölgesi ağır olur derler. Orada ya, uyursan affedersin sarhoş gibi kalkıyorsun. Ya işte onda kalkamıyorum işte. Belez gibi oluyorum. Bir türlü şeye kalkılmıyor yani. Eyvallah. Ama çınarın dibini durduğun zaman ne bileyim herhalde 2 asırlık mı 3 asırlık mı neyse çınar. Sıhhatle kalkıyor. Sıhhatle kalkıyor. Eyvallah, hadi görüşürüz. Evet, Yarıkpınar'dayız. Şimdi Yarıkpınar'a da geçeceğiz. Muhtarım, ismini alan mahalle, yani Yüksekoluk evet. Köyünün bir mahallesi burası, evet, Yarıkpınar. Mahallesi. Neden Yarıkpınar? Suyumuz burada yarıktan şuradan çıktığı için, Yarıkpınar'ı olduğu için buradan almış. Suyumuz buradan çıkar. Şimdi çıktığımızda da görürüz. 95 metre ileriye giden bir tünel var burada. Eskiden insanlar burayı işte peynir bastığı zaman peynir saklarmış, tereyağını saklarmış. Böyle bir yer. Değerli izleyiciler, Yarıkpınar'dayız. Kayaların içerisinden gelen bir kaynak suyu. Muhtarın dediğine göre 95 metre kayanın içerisinde bir yarık var. Su oradan geliyor. İnsanlar oraya gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Zamanla suyumuz azaldığı zaman insanlar gidebiliyordu. Ama şu an tabii ki tehlike olduğu için kimseyi bırakmıyoruz. Peki şimdi Yarıkpınar'daki bu su, bu bereket nereleri suluyor? Ne işe yarıyor? Bu aynı zamanda bizim burada Yarıkpınar'da 650 dönüm şeftali bahçesi, kiraz bahçemizi suluyoruz. Aynı zamanda içme suyu olarak da evlerimize dağılıyor. Evet, şimdi buraya gelmişken bir kez daha muhtara soralım. Yüksekoluk'un egemen olan, yani en çok ekimi, biçimi yapılan, en çok hasadı, tarımı yapılan ürünleri nedir? Şimdi bir ceviz var yan tarafımızda, kirazları görüyorum. Şeftali ağırlık olarak %85'i şeftali. Bu %15 civarında şu an kirazla yöneldi insanlar. Kivi, yeni kiviye yöneldiler. Ceviz var ama cevizini ticareti yapan çok az insanlar var. Genelde ceviz daha önceler evin önünde olsun diye dikmişler ama şu an ceviz bahçesi olan fazla bir insanımız yok. Ağırlık şeftali ve kiraz. Tabii buranın Yüksekoluk'tayız, neden? Burası yayla turizmine çok açık. İnsanlar burayı yaylalık olarak da kullanıyor. Bereketli topraklar var. Aslında toprak kıt, toprak fazla değil. Ama çalışkan insanlar kayalardan, düzlüklerden ağaçlar yetiştirerek daha çok kiraza yeni yönelim başlamış ama şeftali ağırlıklı olmak üzere tarım yapılıyor. Çok özveriyle, emek yoğun yapılıyor. Yaylacılık turizmi çok yüksek olabilir. Muhtara onu soralım. İnsanları buraya davet ediyor mu? Acaba birileri gelip burada yaylalık almak isterse ne olacak? Şimdi yaylalık almak isterlerse buyursunlar, gelsinler. Tabii ki, ama insanlar satar mı onu bilmiyoruz. Yayla turizmine açık bir yer aslında burası. Şehirden çıktığınız zaman 35 dakika sonra 0 metreden 1400 metreye çıkıyorsunuz. 35 dakikada rahatlıkla gelebilirsiniz. Şu an kestirme olan bir yolumuz var. Deryolu diye hitap ettiğimiz büyük şehrimiz, orayı da asfalt yapıyor. O zaman burası 35 dakikada gelebileceğiniz bir yer. Yani şöyle düşünün, bir Kızılbağ, Güzelyayla Mersin mesafesine kadar kısalıyor burası. Evet, şimdi o yoldan söz etmişken biz o yoldan geldik. Orayın görüntüleri de var şimdi elimizde, onu gösterelim. Alternatif yol diyelim. Yani normal Gözne Aslanköy yoluna alternatif bir yolunuz var. Nereden giriyoruz, nereden çıkıyoruz ve bir müjdesini verelim. O yol ne durumda? Şimdi o yol 2000'li yıllarda başlamış, 2004 yılında bitirmiş. Deryolu'da hitap ediyoruz. Haçkedin'den giriyoruz. Bayrak Keşliği'nin üzerinden direkt bizim köyümüze bağlanıyor. Burasını 10 yıldır asfalt yapılamıyordu. Sizin ayağınız herhalde uğurlu geldi. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu yolun yapımına başladı, asfalt yapmaya başladı. Bu yol altyapısıyla her şey hazırdı, topraktı. Yani Türkiye'de ben hep onu dile getirmişim, toprak yol var mıdır diye. Evet, bizde vardı ama
Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu yola elini attı ve şu an asfalt olmaya başladı. Bu da herhalde sizin ayağınızın uğurlu gelmesinden oldu. Hayırlısı olsun. Şimdi oradan o alternatif yolu kullandığımız zaman Mersin'den buraya gelirken kaç kilometre tasarruf ediyoruz? 18 kilometre tasarruf etmiş oluyoruz. Gidiş daha önce bizim 54 kilometreydi. Şimdi bu yolumuz bizi kısaltıyor ve 35 kilometreye kadar düşüyor. Eyvallah. Değerli izleyiciler, burası aslında sadece yayla turizmine değil, yıl 12 ay 4 mevsimi doya doya yaşayabileceğiniz ve böyle artılarıyla yaşayabileceğiniz yerler. Şu Yarıkpınar'da bir tesis olsa mesela, gençlerin, yaşlıların, her yaştan insanın, hasta insanların gelip şifa bulacağı bir hava, bir su, bir toprak var. Ne dersiniz? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani buradaki insanlar, şimdi aşağı indiğimiz zaman 85 yaşında, 86 yaşında insanları göreceğiz. Onlar devamlı burada. Yıl 12 ay yaşayan insanlar. Yani bazılar diyor ya, tereyağı insanı ya şey yapar, çabuk öldür. Asla. Buradaki insanlar, yıl 12 yaşayan insanlar bu havaya çok şey borçlu. Eyvallah. Şimdi ayrıntıları görelim tekrar. Evet. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neresi burası? Burası Yüksel Köyü'nün Yarıkmar Mahallesi. Köy mü hala? Mahalle. Ya şimdi köy mü iyi, mahalle mi iyi? Köy iyi bizce. Niye mahalle yaptılar? Bilmiyorum artık onu. Köyümüzü geri istiyor muyuz? İstiyoruz. Eski dur, tamam, köyümüz daha iyiydi. Eski köyümüz daha iyiydi. Adınızı bağışlayın. İkbal Bulat'ı. İkbal abla, doğma büyüme buralı mısın? Buralıyım. Yüksekoluk köyünden. Yüksekoluk. Nasıl geçti? Nasıl geçti ömrümüz burada? Ömrümüz çok iyi geçti. Burada ömür uzar diyorlar. Uzar tabii. Sıkıntı yok burada. Stres yok. Peki komşuluk ilişkiler nasıl? Komşuluk da çok iyi. Eskiden mi daha iyiydi, şimdi mi? Eskiden daha iyiydi. Şimdi yok. Ha, niye yok şimdi? Nereye gitti? Şimdi her şey evin içinde. Su evin içinde. Ne bileyim, her şeyler evin içinde olduğundan komşuluk birbirine girip çıkmaz. Eskiden öyle değil. Neyimiz vardı, tanamız vardı. Birbirimize gidiyorduk, geliyorduk. Onu suluya gidiyorduk, daha iyi oluyordu. Şimdi her şey evin içinde olduğundan kimse kimseyi görmüyor. Demek ki şimdi köyde olsak, mahallede olsak o eski şey kaybolmuş. Kayboldu onlar. Eskiden köyümüzde okul vardı. Öğretmen vardı 5-6 tane. Hoca vardı. Şimdi çok şükür hiçbirisi yok. Çok şükür hiçbirisi. Neyle geçindik? Bugüne kadar neyle geçindik? Şeftalicikle. Şeftali. Evet. Kazandırıyor mu şeftali? Bazı kazandırıyor, bazı kazandırmıyor. Başka şeye dönüyor mu çiftçiler? Başka bir ürün? Ürün kiraz var, şeftal var. Başka bir şey yok bizim burada. Kışın insanlar Mersin'e mi iniyor? Kışın Mersin'e gidiyoruz, yazın buradayız. Şimdi biraz önce bir şey duydum. Yazın bir mahalleden bir mahalleye yaylalık yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Siz bura yayla mı? Bizim bura yayla. Kılavur? Kılavur köyümüz. Yani Kılavur'daki buraya mı çıkıyor? Buraya çıkıyoruz. Kaç metre değişiyor? Değişir, orası yol kenarı. Burası yol kenarı olmadığı için kışın yollar kapalır. Ne yapıyorsun Murat abi burada? Burada yayla yapıyorum ya. Yetiştiricilik var mı? Ceviz var. Ayva var. Ceviz, ayva. Emekliyim. Hastam var, hastaya bakıyorum. Bu da ilaç. Aşağıda hasta olmuyor, burada iyi oluyor. Ha, burası gel, şöyle gel Murat havası, abi. Havası suyu ilaç buranın. Buranın havası suyu ilaç. Evet. Eyvallah, eyvallah. Çok... Efendim? Az önce de dedik ya, işte hayat burada. Hayat. Bakın 1400. Aşağıda iyi olmuyor. Bak, Bozcak'taydım ben, 15 sene bekçilik yaptım. Orada Bozcak yaylasında. Bak, hasta da iyi olmuyor. Bak, buraya getirdim mi iyi oluyor. Evet. Niye iyi oluyor? Havasından, suyundan. Evet. Yani hiç ete daha ihtiyaç yok. Havası yetiyor. Ha, gıdayı alıyorum diyorsun. Ev şu gözüken mi? Evet. Kaç yaşında o ev? Ev 64'te yapıldı. Siz mi yaptınız? Evet. Babam İyi. Yaptı da ben oturuyorum. Şey mi? Taş bina? Evet. Üstü toprak, üstü çinko. Şimdi o vadın buz gibi. Yani sıcakta. Üstü İyi. Topraktan alıyor ya. Sağlıklı, sıhhatli yani. Hadi Allah sağlık, afiyet versin. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. İsim nedir? Tolunay. Tolunay. Göletin başındayız. Arada buraya geliyor musunuz? Evet, geliyoruz. Yani piknik yapmaya mı?
Balık tutuyoruz, piknik yapıyoruz. Balık var mı burada? Var. Ne balığı çıkıyor? Alabalık çıkıyor. Oltayla kaç tane tutarsın? Kazan var. Oltayla ben tutamıyorum. Peki. Atıyorum, gelmiyor şansıma. Kim tutuyor? Gelsin, ver bakalım. Gel bakalım. Gel kardeşim, sen buranın yeri... Gel bakalım. Bu adamla röportaj yapalım. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adını rica edeyim. Samet. Samet, nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum. Evimiz. Ev burada mı? Evet. Yazın buradasın. Evet. Kışın? Mersin'de. Yazın nasıl geçiyor? Gölete geliyor musun? Evet. Yani burada balık tutuluyor mu? Yani gelenler oluyor da ben pek tutmuyorum bir iki senedir. Daha önce tutuyordun. Evet. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin ana. Sağ olun. Ne yaparsın? Vallahi çul falak takıyoruz. Çul falak? He. Maşallah maşallah. Bir günde ne kadar yaparsın? Anca oruç olunca bir kolanca dokuyum ya. Allah kabul etsin, oruçsun. Ne zamandan beri bunu yaparsın? Vallahi 10 senede yapıyorum, daha da yapıyorum. Peki bu nereden kaldı, bu tezgah kimin? Tezgah kendimin. Kendin yaptırdın? He, adamım yaptıydı. Adamın yaptırdı. Allah razı olsun. Çok güzelmiş. Hangi ağaçtan yapılıyor acaba bu? Vallahi cevizden yapılıyor esas aslında da. Şimdi bunu nasıl yapıyorsun? Bize bir anlat da izleyiciler de bilsin. Vallahi biliyor işte, tek tek bağlıyoruz işte, ipini bağlıyoruz. Geçeceğiz, dadağın ağzına geçeceğiz. İpi nereden alıyorsun? İpi çarşıdan. Bunu satılıyor hususu. Paranla hususi alıyorsun, evet. Çul dokuyorsun. Evet. Savan, bunlar savan, peştemal, soda, öylesine dokuyoruz. Heh. İsminiz nedir? Meliha Koca. Meliha abla, şimdi artık hazır şeyler çıktı. Yani böyle kimse evde uğraşmıyor da, hı-hı, hazırdan alıyor. Yeni gelinler böyle şimdi. Yani eski, yani hazırdan bunlar güzel oluyor. Ama evet, çalışkansınız siz, bak çalışıyorsunuz. Tabii. Boş duramaz mısınız? Bunlar süsleme yapıyorlar, şey yapıyorlar, çarşaf yapıyorlar, böyle süslemeyi yapıyorlar. Ondan yapıyoruz işte. Yüksekoluk'ta, Yüksekoluk kadınları böyle çalışkan mıdır? Çalışkan canım. Eyvallah, Allah razı olsun, elinize sağlık. Sağ ol, sen de sağ ol. Teşekkür ederim. Bir dokuyun bakalım, memleket üretim görsün, dokuma görsün. Şeref verdiniz canım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Hacım, iyi misin? Allah'a çok şükür. Allah bugününüzü arattırmasın. Amin. Namazdan çıktın, Allah kabul etsin. Evet. Niyetliyiz. Niyetliyiz. Niyetliyiz evvelallah. Eyvallah. Sağlığın nasıl? Çok şükür elhamdülillah. Cenab-ı Allah bugününüzü arattırmasın. Çok şükür. Sağdım, şimdi çok şükür. Geldik. Dediler ki Yüksekoluk. Evet. Çok güzel insanları var, çok çalışkan. Evet. Dedik ki bilmiyoruz, gidip görelim. Tabii tabii tabii, hoş geldiniz, sefa geldiniz, buyurun. Peki, çalışkan mı gerçekten insanı? Çalışkan demezsek işte görüyorsunuz şu memleketi. Taşın da baranın arasında, bahçe diktik, iyi kötü bir geçim sağlıyoruz. Canınıza sağlık, gerçekten taşı yontup ağacı dikiyorsunuz. Evet, 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 evet. Kazanıyor muyuz? Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Ha, kanaat edeceğiz. Çok, çok, çok. Gençlerimize ne öğüt veriyoruz? Gençlerimize işte mümkünümüz olduğu kadar iyi kötü, siz de bizim ocaklarımızı söndürmen yapın diyoruz ama durmuyorlar, hep Mersin'e. Senata gidiyorlar, okuyorlar. Duralım şimdi, okumasın mı? Tabii okusun, okusun, okumasını istiyoruz. Okusun ama ocağı da tüttürsün. Söndürmesin, elbette, elbette, elbette. Peki atalarına da sahip çıksın, atasını da unutmasın. Evet, 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 işte ondan diyoruz biz. Mesela şimdiki çocuklara hemen bahçeleri birleştiriyoruz, bir yokluktan kurtulsun diye. Hemen lava yazıyorlar, satlık. Bu tamam, bak bu değerli izleyiciler. Anadolu insanı, heh, amcamız, abimiz, topraktan bilip gelen, şairin dediği gibi. Evet. Bölüştürdük,
Evet. Al, al oğlum çiti. Abi, değil mi, tarlayı. Yetişecek. Hemen al, topla, ye. Tamam diyoruz bir ekmek yolu. Lava yazıyorlar, saplık burası, acele. O zaman ciğer yanıyor mu? Ya elbette, yokluktan var, kötü oradan varttık onu. Yokluktan var. Yokluktan, yokluktan, kötü elin kapılarında çalışır çalışır. Kötü acaba bizim de olsun onun diyerekten gece gündüz durmadık çalıştık. Kaç yaşındasın emmi? 80. Allah bağışlasın. Yaş 80. İsim soy isim? Mehmet Barbar. Mehmet? Barbar. Barbar değilsin ki sen, kibarsın. Mehmet abi, Allah uzun ömür versin. Amin. Sağlık neye bağlı, neye? Cümlemize, cümlemize versin. Bir kişiye vermiş memnunumuz değil. Sonra Allah'tan dilen, gezerken, tozlarken Allah'a dua edin. İlk evvel sağlık, ondan sonra evinde huzurun. Evinde huzurun olmazsa sağlık da para etmiyor. Evinde huzurun olacak, akşama kadar çalışın, çabalan, dağda taşta gezen, akşam geldin bir de evde nereye gittin, ne yaptın diye huzursuz olursa o da iş değil. Değerli izleyiciler, Yüksekoluk Mahallesi'nde, köy daha doğrusu, Yüksekoluk Köyü'nde Kılavur Mahallesi, 4 mahallesi var öyle mi? Evet, doğru. Turan Bolat'la beraberiz. Niye geldik buraya? Turan'ın yetiştiricilik yaptığı yere geldik ama bir Türk askeri görüyorsunuz burada, Türk bayrağı elinde. Her evde bulamazsınız, her evde görülmez. Böyle bir komando, Türk bayrağıyla köyün her yerinden görünen bir fotoğraf, bir görüntü, çok da güzel. Arkadaşımıza soruyoruz. Nedir bu Sayın Turan? Benim dedem Kore Savaşı'nda savaştığı için, bunu da büyüklerimizden duyduğumuz için esinlendik, duygulandık, bunu yaptırdık. Ha, özel bu heykeli sen yaptırdın? Evet, kendim yaptırdım. Yaptırırken ne dedin sipariş verirken, yani nasıl bir heykel istedin? İri, heybetli, iyi bir Türk askeri olacak diye söyledik. Heybetli bir Türk askeri, evet. Çanakkale'de savaşmış. Çanakkale'de savaşmış. Onun için getirdik burada, onurla diktik. Onurla diktik. Biz de onurla şimdi izliyoruz, gösteriyoruz. Bütün köyde her yerden görülen bir yükseklikte senin, evet, burası. Her yerde yüksek, köyün en yüksek yerlerinden bir tanesi burası. Bizden önce kimse gelip bu Türk askerini fotoğrafladı mı? Yok, daha önce hiç gelen olmadı. Gören çok, soran oluyor. Fakat gelip de fotoğraflayan olmadı. Eyvallah, kısmet bize değerli izleyiciler. Çanakkale'de savaşan atalarının hatırasına Turan arkadaşımız diyor ki, heykeltıraşa gittim, bir Türk askeri yap, heybetli, dünyaya kafa tutan Çanakkale'de bir asker, eline de Türk bayrağını verelim diyor. İşte onu görüyorsunuz. Tam sabahına Erzincan'da bir deprem oldu. Anam o depreme bir yorgan vurdu. Göndüreceğin diye geldi. Eniştem de mıhtarıdı. Yorganı getirdi. Anam geri vardı. Benim babam Sever birliğe gitti. 9 sene gelmedi. Köylülerimizin bir araya gelip yemek yeme, iftar açma, iç dökme, dertlerine çözüm arama konularında biz oradaydık. Şu merkezindeki mahallelerimizde ne varsa yukarılardaki bu köyden mahalle olan yerlerimizde de aynı şeyler olacak. Tabii bu zaman içerisinde olacak. Kısa, orta ya da uzun vade şeklinde programlarımız var. Şu anda yol açma çalışmalarımız var. Geçen yıl ilk bağlandığı seneydi. Yaklaşık 200 kilometre bağ ve bahçe yolları açtık. Bu yılda şu ana kadar 100 kilometre civarında yol açtık. Tabii bitmiyor yani. Hakikaten coğrafya hem zor, hem topografik yapısı durumu hasabıyla makinalar çok fazla iş çıkartamıyorlar. Düz arazi olsa kolay olur ama böyle taşlı, dağlık, sarp araziler olması hasabıyla
İşimiz zor ama biz her zaman söylüyoruz, zoru hemen, imkansız zaman içerisinde başarırız. O düsturla hareket ediyoruz ve amaç vatandaş arabasıyla, yani otomobiliyle, bırakın traktörü, taksisiyle bahçesinin başına gidebilsin. Çiftçi ve ailesi Yüksekoluk köylülerinin nasıl yemek yaptığını, kadınların, erkeklerin nasıl dayanışma içerisinde birlikte çalıştıklarını, Ramazan'da ortak iftar açarak hep birlikte dertleştiklerini, köylerinin dertlerine çözüm aradıklarını, sevinç ve tasada dayanışma içerisinde olduklarını biz tanıklık ederek sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki programlarda Yüksekoluk köylülerinin kardeşleşme dayanışma yemeklerinin nasıl bir özveriyle, nasıl bir dayanışmayla yapıldığını sizlere izleteceğiz.